MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin söyledikleri var. Yalova'da düzenlediği bir açık hava toplantısında konuştu Sayın Bahçeli. Açıklamasında Millet İttifakı'nı yine hedefindeydi. Bildiğimiz, alıştığımız bir üslup, hainlerle başlıyor, teröristlerle bitiyor Bahçeli'nin konuşmaları. Ama öyle bir cümle kurdu ki özellikle seçime bu kadar az bir zaman kala çok yanlış bulduğumu, hiç de yakıştıramadığımı söylemek isterim kendisine. Cümleyi aynen olduğu gibi okuyorum. Sayın Bahçeli böyle söyledi. Bu hainler alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar ya da vücutlarına mermi alırlar. 2022 yılının Ekim ayında Irak ve Suriye tezkerelerine hayır diyerek esasen terörle mücadeleye hayır diyen, Libya tezkeresine hayır diyerek mavi vatandaki haklarımıza karşı gelen Cumhuriyet Halk Partisi ve ittifak ortaklarını 14 Mayıs'ta acıklı bir son beklemektedir. Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortakları Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kaldıracaklarını vaat ediyor. Afrin'i geri alacaklarını söylüyorlar. Bu hainler alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar da ya da vücutlarına mermi alırlar. Ne düşünüyorsunuz? Bana yazmak ister misiniz? Hafta sonu sabahta birlikteyiz. Selin Sabit ben. Twitter, Instagram'da gelecek mesajlarınıza birazdan geleceğim. Birazdan başlayacağım okumaya. Bahçeli böyle söyledi. Başak Demirtaş da Yeşil Sol Parti'nin Esenyurt'taki mitingine katılmıştı ve tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın gençlere hitaben gönderdiği bir mektuptu. O mektubu okudu. Mesajda şöyle yazıyor. Halkın 1001 emekle sandığa atacağı oylar gençler size emanet. Başkanımızın ricasını yerine getirmemek olmaz. Hemen o mesajı sizlere iletmek istiyorum. Merhaba saygıdeğer halkımız. Merhaba gençler. Sizden bir ricam var. Hemen bugün mahalledeki seçim bürosuna gidip seçim kampanyasında ve sandıkta görev almayı talep etmelisiniz. Çünkü halkın 1001 emekle sandığa atacağı oylar en çok da size emanettir. Genç kardeşlerim, sizler bu mücadelenin öncülerisiniz. Halkın oylarını, iradesini korumak sizin görevinizdir. Emanet sizdedir. O emanete gözünüz gibi bakın. Seçim günü sandıklarda görev alın. Hepinizi büyük bir özlemle içten selam, sevgilerimi gönderiyorum. Miting alanlarından verilen mesajlara döneceğim zaman zaman. Bir de gece ne oldu bakalım. Büyük İstanbul mitinginden sonra Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yine sonrasını işaret ettiği bir saat yazdı. 23'te hadi buluşalım dedi. Hayatımın en büyük projesini açıklıyorum notuyla birlikte. Videoyu 23.02 civarında paylaştı. Videoyu izleyeceğiz şimdi beraber. Burada görüyoruz ki anlatılan hikaye şu. Tarihi İpek Yolu yeniden canlandırılacak. 5500 kilometre uzunluğunda olan bir yoldan bahsediyorum. Yani diyor Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi Çin'e bağlayacağız. Hızlı yeni bir taşıma koridoruyla birlikte bir otoban açacağız. Daha fazlasını da kendisi anlatsın. Tarihi İpek Yolu'nu canlandıracağız. Yani Türkiye'yi Çin'e bağlayacağız. Hızlı yeni bir ticaret ve taşıma koridoru, yani otoban açacağız. Bu koridor boyunca yüksek kapasiteli karayolu ile çift hat demiryolu altyapısı oluşturacağız. Tarihi İpek Yolu otobanı ve demiryolu yaklaşık 5500 kilometre uzunluğunda olacak. Şimdi düşünün. Türkiye'den Gürbulak ve Kapıköy'den çıkarak İran'da Tebriz ve Tahran'ı, Türkmenistan'da Aşkabat'ı, Özbekistan'da Taşkent'i ve Kazakistan'da da Almatı'yı geçerek Çin'e varacaksınız. Böylece kuzeyde Gürbulak, Çin'in ve koridor üzerindeki ülkelerin Avrupa ve Karadeniz limanlarına, güneyde ise Kapıköy ile Mersin ve İskenderun limanlarına bağlantısı sağlanacak. Çin'e de sözüm olacak. Bu proje aynı zamanda Çin adına büyük bir fırsat teşkil edeceği için Türkistan'a uyguladıkları zulmü durdurmaları ön şartlarımızdan biri olacak. Biz oradaki canımızı, kanımızı kaderine terk etmeyeceğiz. Tarihi İpek Yolu otobanı ve demir yolu ile Avrupa ve bu ülkeler arasındaki transit ticaret hacmimiz muazzam büyüyecek. Dış ticaretimiz en az %50 artacak. Asya ve Avrupa arasındaki en önemli ticaret güzergahlarından birine ev sahipliği yapınca Türkiye'nin dünyada ekonomik ve stratejik önemi daha da artacak. Bu videodan sizi 51 dakika süren İyi Parti'nin bir videosuna götürmek istiyorum. Gençlere yönelik bir videoydu. Şimdi videonun sonuna kadar da anlamıyorsun nasıl biteceğini. Bütün o kareler, seni geren, üzen kareler böyle bir hikayenin içinde anlatılmış İyi Parti'nin gençlere videosunda. Allah dedim, eyvah bu nedir, bu nasıl sonlanacak? Gençlere İyi Parti'den gelen mesaj şu: özgürlüklere takılan tüm prangalar kırılacak. Ne haber? Ne oluyor abla bu saatte ya? Işını açık gördük, koruyalım da bir kahvene içelim dedik. Sen ne yapıyorsun sen? Sınav var yarın. Ha iyi, mola vermiş olursun. Annemler nerede? Uyuyorlar abla. Hatırlar mısınız? Kılıçdaroğlu'nun 1 Mayıs mitingi sonrasında CHP'li bir kadın saldırıya uğramıştı. Saldırı girişiminde bulunulmuştu daha doğrusu AKP'li bir genç tarafından. Genç CHP'li kadından özür diledi. Elinde 6 oklu bayrak taşıyan bir kadına önce el hareketi yaptı, ardından barikatların üzerinden atlamaya çalıştı. Kadın korumanın müdahale ettiği saldırgan Sinan Öztürk, "Adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı. Görüntülerin yayılmasının ardından Manisa Şehzadeler Belediyesi'nde çalışan Sinan Öztürk işten çıkartılmıştı. Tamam. En güzel ha. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili adayı Semih Balaban, Sinan Öztürk'le saldırıya uğrayan CHP'li hediye içen hacıları bir araya getirdi. Rica ederim oğlum benim. Sinan Öztürk, CHP'li hediye içen hacıların elini öptü, özür diledi. Burada bir video izletmek istiyorum size. Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuk olduğu bir programdan bence peş peşe kurulmuş en güzel cümleler olabilir şahit olduğumuz. Bu haberden sonrası için uygun gördüm. Çünkü birbirimizi dinlesek severiz aslında. Birbirimizi tanısak severiz aslında. Hani diyorlar ya, tanımadığın için sevmiyorsun, iletişim kurmadığın için ya da hiç dinlemediğin için, hep dinliyormuş gibi yaptığın için. O zaman da ya özür dilemek durumunda kalıyorsun sürekli kabahat işlediğin için ya da kendin hep böyle kendini zor durumlara iteliği veriyorsun. Dinlemenin güzelliği hiçbir yerde yok. Karşınızdakini en az hak ettiği kadar dinliyorsanız, en az onun hak ettiği kadar, mümkünse daha fazla dinliyorsanız sizi sever zaten. Çok büyük bir formül yok. İnsanların dinlenmeye, sadece onaylanmaya değil bak. Onaylanmak da önemli bir şey ama herkese onaylayamazsınız ya. Ama herkesi dinleyebilirsiniz. Bir kadın sizi sevsin ya da size sevsin.